Biz senin sırtına, omuzuna ağır bir söz yükleyeceğiz. Yani akleden kalbine. Bu senin yükünü ağırlaştırdı. Bu bir kesin. Hepimizin yükünü ağırlaştırmıyor mu? Kur'an'la muhatap olmaya başladığınızda keyfiniz kaçıyor. Şahsen benim keyfim kaçtı. Sizinki kaçmadı mı? Zaten keyfinizi kaçırıyorlar. Niye? Siz uyduruk kaydırık bir dini yaşadığınızda sizin etrafınızda pervane olanlar Allah'ın ayetlerine göre davranmaya başladığınızda dönüp sizi suçlayan birer taş atıcı haline geliyorlar. Yani siz Habibi Neccar oluyorsunuz, onlar da Antakyalı taşlayıcılar oluyor. Allah Resulüne böyle yaklaşık 15-20 günlük, bir aylık bir vahiy kesintisiyle verilmek istenen mesaj şu. Sen vahiden şikayet ediyorsun ya, Vahyin yokluğunu hiç görmedin. Bir de vahyin şöyle geçici bir yokluğunu gör. Kıyasla, anla bakalım. Onun için vahyin tamamen kesilmesi ne dayanamaz. O zaman vahyin ağırlığına kurban ol ama vahyin yokluğunu düşünme bile. Harika bir öğüt değil mi? Mesaj vahisiz hayat Rabbi ile araya mesafe koymaktır. Evet, vahiy yoksa Rabbinle arandaki ilişki de yok.